Çıldırt beni, gez bedenimde zangır zangır. Merhaba, ben müzisyen Emrah Yükselir. Bugün İnci Sözlüğün Farkına Var programında sizden gelen soruları cevaplandıracağım. Müzik dışında yaptığınız projeler var mı? Sanat yapmaya çalıştığımda aslında değil. Kısa filmler falan çekiyorum, yönetmenlik yapmaya çalışıyorum. Altlarına kısa filmim var, belgeseller çektim, klipler çektim. Peki müziğe giriş hikayenizden bahseder misiniz? Onu bestelemiş de şarkı çaldı, beninden buldu. Yani konuşmasıyla şarkı söyleyişi arasında çok fark var. Peki müzik sektöründe başarılı olmak için ne yapmamız gerekir? Hayat korkakları sevmez, bunu da unutmasınlar. Bugün değilse ne zaman? Emrah Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emrah Yükselir. İstanbul'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Sinemayla ilgileniyorum. Aslında kısacası sanatla ilgileniyorum. 32 yaşındayım. Peki müziğe giriş hikayenizden bahseder misiniz? Ya aslında müziğe giriş hikayem profesyonel olarak ve profesyonel olmayarak ikiye ayrılıyor. Ben Sivaslıyım. Sivas'ta biliyorsunuz ki çok fazla Türk halk müziği icra ediliyor. Çok fazla halk ozanlarımız mevcut. Ailemizde de aynı şekilde müzikle ilgilenen çok fazla insan vardı. Müzik hiçbir zaman susmaz diye tabiri caizse. Teybi kapatırdık. Biri türkü söylerdi. Akşamlar bağlama çalınırdı. Komşularımız bağlama çalardı. Kapının önünde türküler söylerdi. Hep müzik vardı yani. Müzik hiçbir zaman susmadı. Müziğe aslında Türk halk müziğiyle başladım. Amatör olarak söylüyordum. Ama profesyonel olarak başlangıcım yine bir sanatla ilişkili. Kısa film falan çekiyorum ben. Kısa filmlerin dışında sinemayla da ilgileniyorum ve artı olarak da belgesel çekiyorum. İranlı bir aile vardı. Eskişehir'de yaşıyorlar şu anda. Onlara da selam gönderiyorum. Onlar Eskişehir'deki hayatlarını çektiğim bir belgesel vardı Safran. Orada müzisyen Ali Rıza Recabi var. Ailenin üyelerinden biri. Beste yapmıştı. İlk şarkıyı işte beste yaptı. Hatta ben biraz özür diliyorum buradan. Biraz ön yargılı yaklaşmıştım. Çünkü Türkçesi çok iyi değildi. Bana Türkçe bir beste yaptığını söylemişti. Kayıt almamıştım ben o zaman. Şarkıyı çaldı. İlk single'ım bu arada. Nasıl alışacaksın? Onu bestelemişti. Şarkı çaldı. Belinden vuruldu. Yani konuşmasıyla şarkı söyleyişi arasında çok fark var. Yani kekeme insanın şarkı söyleyişi gibi. Çok akıcı söylüyordu ama normal konuştuğunda takılan kekemeler. Şarkı söylediğinde çok akıcı bir şekilde söyler ya. Aynı şekilde Türkçesi çok iyi değildi ama şarkı çok iyi okuyordu. Birden içime kazındı o şarkı. İstanbul'a geri döndüm. Şarkı içimde çalıyor durmadan. Susmuyor. Ama söz yok. Sözü bilmiyorum. Sonra Eskişehir'e belgesel devam ettim. Çekmeye devam ettim. Geri döndüm. Bazı sahneleri çekmemiştim. Ali Rıza abiden rica ettim. Dedim ki abi ben bunun kaydını almak istiyorum. İzin verirsen videoya çekeceğim. İzin verdi sağ olsun. Şarkıyı söyledi tekrardan. İstanbul'a geri döndüm. Çalışırken klibi izler gibi o videoyu izliyorum. Hatta bazen kulaklığı takıyorum. Videoyu izlemiyorum. Sadece müziği dinliyorum. Artık ondan sonra şöyle bir boyuta geçti. Şarkıyı ezberledim ben. Her yerde söylüyorum. İşte dışarıda söylüyorum. Arkadaşlarım şarkı söyle diyor. Şarkı söylüyorum bir ortamda. Ama bunu söylüyorum. Hatta arkadaşlarım şazamlıyor böyle. Ya çıkmıyor şarkı diyor. Bu kim diyor. Ben diyor, bilmiyorum ama belki benim olabilir. Yani şu anda benim de değil. Kimsenin değil. Ama belki benim olabilir. Şarkı o kadar içime işledi ki. Ben geri dedim ki ben bunu kaydını alacağım. Eskişehir'e geri döndüm. Sonra Ali Rıza abi dedim ki abi dedim iznin olursa ben bunu okuyacağım. Lütfen buna bana izin ver dedim. Sonra sağ olsun izin verdi. Önce bir iki çalıştık. Sonra çünkü bu benim ilk müzik deneyimimdi. Daha önce hiç profesyonel bir kayıt almamıştık. Kaydı aldık. İranlı bir arkadaşı var. İran'da yaşıyor. Kendisi Türkiye'de yaşamıyor. Hamit Nikogar. Ona gönderdi. Mix mastering ve aranjörisini yaptı. Daha sonra ilk single'ım böyle çıktı. Aslında ilk girişim sanatla başladı. Başka bir sanat dalına sıçradı profesyonel olarak. Böyle devam etti. Peki geri dönüşler nasıl oldu? Aslında korkuyordum çünkü çevrem aslında ailemin çoğu Türk halk müziği dinliyorlardı. Ben bir ara dedim ki beni aforoz edecekler. Çünkü ikinci şarkım biraz Türk halk müziğiyle pek alakası yok. Yani slow şarkıydı bir yere kadar ama pop şarkısında yani hareketli pop şarkısında başka boyuta geçiyorsunuz. Dinleyenler bilir ikinci şarkım Maske'yi. Ben biraz korktum yalan söylemeyeyim. Dedim ki çok kötü tepkiler gelecek çünkü yeni bir balığım bu suda. Biri beni yutacak mı yoksa yüzmeyi mi öğreneceğim kendi başıma? İyi tepkiler geldi. İlk şarkı için çok iyi tepkiler geldi. Hatta ben bu kadar beklemiyordum. Bu ilk iyi tepkiler benim ikinci şarkı yapmama neden oldu aslında. Daha sonra yaza doğru giriş yaparken ikinci single'ı çıkardım. Müzik dışında yaptığınız projeler var mı? Tabii ki var. Müzik aslında yaptığım diğer projelerden biri. Sanat yapmaya çalıştığımda aslında diyeyim. Kısa filmler falan çekiyorum. Yönetmenlik yapmaya çalışıyorum. Altlarına kısa filmim var. Belgeseller çektim. Klipler çektim. Yönetmenlik yaptım. Senaryolar yazdım. Roman yazıyorum bu arada. Aslında sanat benim için olmazsa olmaz. Biri sanki beni boğuyor bir şey yapmadığında. O kadar müzik yapmak istiyorum. Sinema yapmak istiyorum.
Bir dönem tiyatro da yaptım. Farklı tiyatro gruplarında oyunculukta eğitimi de aldım. Sahneye de çıktım tiyatroda. Sanat benim için olmazsa olmaz. Kısa filmler falan çekiyorum ama en fazla yaptığımı sorarsanız. Müzik ve sinemayla daha çok ilgileniyorum. 6 tane kısa film çektim. Belgesel çektim. Son çektiğim ve bu sene bir animasyon film çektim. Yönetmenliğini yaptım. Çocuk gelinlerle ilgili. Cezayir Menekşesi. Toplamda 10 tane festivalde yer aldı. Türkiye'de ve yurt dışında. 4 tane festivalde finale kaldı. Şu anda bazı festivallerde finalde ve bazı festivallerde gösterimleri yapılıyor farklı ülkelerde. Böyle bir durum var. Sinemayla ilgili ve müzikle ilgili daha çok ilgilendiğim. Ama yakın zamanda roman çıkarmak istiyorum. Onun hazırlıkları da devam ediyor. Onu da yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Türkiye'de müzikle uğraşmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Müzikle uğraşmak istiyorsanız, aslında bir sanatla uğraşmak istiyorsanız öncelikle tabii ki bir yeteneğinizin olması gerekiyor. Yetenek başlı başına bir işe yarıyor mu? Hayır. Başlı başına bir işe yaramıyor. Onu işlemeniz gerekiyor. Elması düşünün, elması çıkardığınızda önce işlemek gerekiyor ki o bir mücevher olsun. Aynı mantık. Eğitim almak gerekiyor her şeyden önce. Yapmak istediğiniz işle ilgili, müzikle ilgili veya sinemaya veya farklı bir şey. O eğitimi aldıktan sonra biraz daha emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bu sizin için olabilir mi, olmayabilir mi? Eğitimlisine karar veriyorsunuz. Daha sonra hayaliniz çok güçlüyse bir sanat dalıyla ilgili ya da müzik mi yapmak istiyorsunuz, sinema mı, yazarlık mı, resim mi, heykel mi? Ne yapmak istiyorsanız çok kararlıysanız zaten yolda geri dönmüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Hayallerinizin peşinde koşuyorsunuz. Hayaller bu işin olmazsa olmazı. Ama hayal olarak bırakmayın benim size tavsiyem. Hayali kurduktan sonra onu aksiyona geçirin ki o artık hayal olmasın. O artık bir eylem olsun. Hayallerden bahsettiniz. Peki Emrah Bey, sizin hedefleriniz ve hayallerinizden bahseder misiniz? Hayallerim sığmıyor dünyaya. Şöyle söyleyeyim, gerçekten sığmıyor. Her zaman daha fazlasını istiyorum. Biraz açgözlülük var bende o kısımda. Yanlış anlaşılmasın, açgözlülükten kastım para değil. Daha iyisini yapmak istiyorum. Daha farklı projeler yapmak istiyorum. Daha uluslararası çapta bir şey yapmak istiyorum aslında hayal anlamında. Ulaştığım noktanın daha ötesine çıkmak istiyorum. Hiç müzik yapmadığım zaman diliminde şarkı çıkarmak istiyordum. Şarkı çıkardım. Şimdi farklı uluslararası bir çapta bir şey yapmak istiyorum. Farklı insanlarla. Daha sonra daha farklı platformlarda çalışmak istiyorum. Daha büyük sinema filmleri çekmek istiyorum. Daha insanlara dokunsun istiyorum yaptığım işler. Hayallerimin ötesi yok. Her zaman bir hayali kurduktan sonra onu eyleme geçiriyorum ki artık o hayal olmaktan çıksın ve o artık bir eylem olsun. Onun çabasındayım. Şu anda aslında geçmişte 10 yıl önce şu anda yapmak istediğim şey hayaldi. Şu anda hayal değil. Şu anda eyleme geçti ve gerçekleşti. Yine hayalim var. Yine yapmak istiyorum. Ama eyleme geçiyorum. Yakında onun da eylemleriyle birlikte. Belki bir 10 yıl sonra tekrardan aynı konuşma yaparsak kısmet olursa bu soruyu tekrardan sorun. Olur mu? Ona farklı bir cevap vereyim. Peki müzik sektöründe başarılı olmak için ne yapmamız gerekir? Müzik sektöründe başarılı olmak için aslında çok başarılı olduğum söylenemez. Daha yeni yolun başındayım ama yol sana çok şey öğretiyor yolda giderken. Aslında deve bir yerde aslında yolda gidiyorsunuz tabiri caizse. Müzikte yetenekli olmak önemli. Aslında her sanat dalında yetenekli olmak önemli ama bu başlı başına hiçbir zaman bir şey ifade etmiyor. Çevre görünmeyen sermaye kesinlikle. O yaptığınız işle ilgili çevre olması gerekiyor. Onu yapmanız gerekiyor. Onun dışında o işle ilgili bilginiz olması gerekiyor. Bilgi olmadan işi pek bir anlamı olmuyor. Bilgi kısmını da tamamladıktan sonra bir yol haritanız olacak sizin. Yol haritanız ne? Gitmek ve ulaşmak istediğiniz noktalar. Nasıl ulaşacaksınız? Sanatta olmazsa olmaz maddi güç. Tabii bu maddi gücü olmayabilir ya da çok olmayabilir arkadaşlarımızın ama şöyle bir durum var. Artık geçmiş günümüzden çok daha farklı bir boyuttayız teknolojik anlamda. Maddi boyutu olan insanlara ulaşmak çok kolay. Sosyal medya aracılığıyla veya küçük çapta yaptığınız işleri çok rahatlıkla gösterebileceğiniz platformlar çok fazla var. YouTube gibi, Instagram gibi, Facebook gibi. Yani daha fazlasını sayılır. Veya insanlara da ulaşabilirsiniz. Çok daha büyük kişilere ulaşabilirsiniz. Yani 70'lerde yaşamıyoruz. Ya da 90'lardaki gibi değil. Çok zor değil. Yapmak daha kolay ama yapmak bir yerden sonra zor. Çünkü çok fazla rakibiniz oluyor ister istemez. Onlardan sıyrılmanız için iyi işler çıkarmanız gerekiyor. İyi çalışmanız gerekiyor projeye ve size de iş bitmiyor. Çalıştığınız ekip de iyi olması lazım. Sizi aşağıya da çekebilir, yukarı da çıkartabilir. Sinemada şöyle bir şey var. Senaryo iyi, oyunculuk iyi ama kurgu kötü, masada ölür proje. Aynı mantık. Hepsinin iyi olması lazım. Müzikte de aynı şekilde. Beste iyi, aranje yani o yapılma kısmı iyi, masada iyi oldu ama sesiniz kötü. O da bir dezavantaj ama günümüzde artık dezavantaj avantajı çevirebiliyor teknolojik ürünler. Ama artık insanlar o kadar çok müzik, o kadar çok sanat dalıyla o kadar rahat kavuşabiliyorlar ki iyi kötüyü emin olun anlayabiliyorlar. Yani çoğu şarkıda
bunda çok fazla sesli oynanılmış diyebiliyor hiç dinlemeyen biri de. Buradaki dezavantaj kısmı da aslında burada. Ama her şeyden önce inansınlar, istesinler, isterlerse her türlü her şey yapabilirler. Kesinlikle ama kesinlikle. İnanmak bu işin %50'lik kısmı. Diğer kısmı hayal, yine eylem. Yani hep aynı şeyi söylüyorum ama bu kısımda hayal ve eylem olsun. Hayat korkakları sevmez. Bunu da unutmasınlar. Bugün değilse ne zaman? Başlamak istiyorlarsa bugün başlasınlar. Yarın değil. İçimdeki ateş söndüğünde birden, yumrukların gevşediğinde aniden, en azından yaşıyor ya dediğimden, içinden bana hasret kalacaksın. Emrah Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ya aslında eklemek istediğim çok şey var. Ucuca eklersem, her şeyden önce kendilerine çok çok iyi baksınlar. Ve ben size de çok teşekkür ederim programa beni davet ettiğiniz ve konuk ettiğiniz için. Sizlere gelirsek, hayatta hiçbir şeyden korkmayın. Devam edin. Yapmak ne istiyorsanız ama ne istiyorsanız, sanat, müzik, resim veya bilim veya başka bir şey. Nasıl içinizden nasıl geliyorsa onu yapın. Tak maskeleri, dans ederek çatlayalım. Gir kanıma, vur kadehleri, bu gece eğlenceyi katlayalım. Şarkı dinlediniz de var mı oturdum görürsünüz. Oo, yani. Masaya çıkıyorum falan böyle. Nasıl güzel oldu. Çıldırt beni, gez bedenimde zangır zangır.